Dersimin her yerinde tarih var, her yerinde direniş var, her yerinde bir bedel var. Tabii bizler, buradaki her bir kurum temsilcisi arkadaşımız elbette ki Türkiye siyasetini, Türkiye'de olan biten her şeyi yakından takip ediyor. Ama şunun, herkes de aynı zamanda şunun da farkında. Bu iktidar bir savaş siyasetiyle, bu iktidar bir tecrit politikasıyla, bu iktidar güvenlikçi politikalarla bir toplum düşmanlığı yapmaya, halklar, inançlar düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Ve bizler de tam da buna karşı kimliğimize, kültürümüze, dilimize ve inancımıza da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Kuşkusuz iktidarın dil, kültür, inanç, kırım politikalarını, asimilasyon politikalarını en yakından bilen yer Dersimliler. Dersimlilerin Alevi kimliğinin her gün saldırı altında olması, Dersimlilerin dillerinin ve inançlarının, kültürlerinin, doğasının her gün saldırı altında olması tam da bir talan ve savaş politikasının sonucu olduğunu biliyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz güvenlikçi politikalarla Dersim'in dağlarında nasıl ormanları yaktıklarını, ormanları yakanların gelip nasıl söndürmediklerini, Dersim'in o kutsal Munzur suyuna, kutsal Munzur dağlarında nasıl bir ekolojik kırım, bir doğa kırımı gerçekleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Ve bu kuşkusuz Türkiye'nin her tarafında etkili. Bugün Cudi'de de bir kırım politikası, bir doğa kırım politikası gerçekleşiyor. Dolayısıyla Dersim'in doğasına ve Cudi'nin ormanlarına sahip çıkmak, işte bu iktidarın savaş politikalarına, bu iktidarın talan politikalarına, rant politikalarına karşı çıkmaktır. Bizler evet 17 Eylül'de Cudi'ye sahip çıkmak için Cudi'ye bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ama bizim için Dersim'e de sahip çıkmak, Dersim'in doğasına da sahip çıkmak, tıpkı Cudi'ye sahip çıkmak gibi bir eşdeğer. Cudi'nin ve Munzur'un haykırışını, Cudi'nin ve Dersim'in haykırışını birleştirmek, işte bu doğa kırım politikalarına karşı ortak mücadelelerin sesini yükseltmektir. AKP, MHP faşizmi her yerde aslında kendisinin yanında olmayan herkese, yani eleştiren, öteki eleştiren ve şeyini yapan herkese karşı bir saldırı politikası yürütüyor, bir siyasi kırım politikası yürütüyor, bir baskı, gözaltı, işkence, tutuklamalarla cevap veriyor ama başta Dersimler olmak üzere herkes direnmenin ve buna karşı mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve dolayısıyla bu düşman politikaların asla sonuç almayacağını biliyoruz. AKP iktidarının özellikle savaş politikalarının temelinde elbette ki tecrit politikaları var. Başta İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'ın üzerinde olmak üzere ülkenin tamamında yürüttükleri tecrit politikaları bu ülkeye kaybettiriyor. Tecritin ortadan kaldırılması, Sayın Öcalan'la görüşmelerin başlatılması elbette ki Türkiye'deki çok güçlü bir demokratik sürece de aynı zamanda hizmet edecektir. Şimdi bugün Dersim'deyken arkadaşlar söylediler, maden şirketleri her tarafta alan kapatıyor. Dersim'in aslında o maden şirketlerinin bir doğa kırımı yapmak için o alanlara girişleri yasaklıyorlar, engelliyor. İşte esasında tecrit politikalarının tam da başka bir şekilde, somut bir şekilde hayatımıza uygulanma alanını ifade ediyor. Dolayısıyla bu doğa kırım politikalarına, savaş politikalarına, tecrit politikalarına karşı çıkmak, kendi kimliğimize, kültürümüze ve bu iktidar bu faşizan uygulamalarına karşı çıkma ifade ediyor. Kuşkusuz Dersim bizim için çok özel bir yer. Dersim birçok farklılıkların, birçok kimliklerin bir arada ortak mücadele ettiği ve bir direniş kültürüyle mücadele ettiği bir yer. Bizim aslında biraz bu süreçte Dersim'de olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu süreçte ittifaklar çok önemli. İttifak ruhuyla, ortak mücadele ruhuyla bunun mücadelesini yürütmek elbette ki çok önemli. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak bir Emek Özgürlük İttifakı'nın içerisindeyiz. Onun öncülüğünü gerçekleştiriyoruz. Yakında 24 Eylül'de ittifakımızın açıklamasını yapacağız. Ama şunun da farkındayız. Türkiye'deki dil, kültür, kırım ve asimilasyon politikalarına karşı AKP'nin kurumsallaştırmaya çalıştığı faşizme karşı mücadele etmek elbette ki çok daha
geniş bir mücadele hattını, çok daha geniş bir ortak mücadele etme hattını gösteriyor ki bu da en geniş yelpazede bir demokrasi ittifakıdır. Dolayısıyla Dersim işte tam da bu demokrasi ittifakına tüm Türkiye'ye öncülük edecek güçte, tüm Türkiye'ye ilham olacak güçte. Bizim Dersim'de yakalayacağımız faşizme karşı, iktidarın baskı, zulüm, savaş politikalarına karşı yakalayacağımız ortak mücadele hattı, birlikte mücadele etme hattı elbette ki tüm Türkiye'ye öncülük edecektir, tüm Türkiye'ye ilham olacaktır. Dersim geçmişten bugüne Seyit Rızalarla, Alişerlerle, Aysel Doğanlarla, 17'lerle çok güçlü direnişlere öncülük ettiler ve şimdi de işte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken demokratik cumhuriyetin ortak bir ruhla inşa edilmesine öncülük edecektir. Bizler buradan işte tam da bunun için buradayız. Bu ruhu, bu ittifak ruhunu büyütmek, geliştirmek için buradayız. Çünkü hepimizin amacı ortak, hepimiz demokratik bir Türkiye, dil kültür kırımının yaşanmadığı, kimliklerimizin baskı ve zora maruz kalmadığı, hepimizin kendisini özgürce ifade ettiği bir mücadele hattını geliştirmek için buradaydık ve hepimiz için demokratik, özgür bir Türkiye, özgür bir gelecek elbette ki olmazsa olmazlarımızdan. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak elbette ki bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Çünkü şunun farkındayız, bir arada ortak bir birleşik ruhla mücadele etmenin Türkiye'de gerçekten sonuç yaratacağının farkındayız. Ve bu nedenle de şunu söylüyoruz, hiçbir ötekileştirilen kimliği yok sayılan, dili yok sayılan ötekileştirilenler, derdi Türkiye'nin demokrasisi olanların hiç kimse bu iktidarın ve muhalefetin ortaya koyduğu iki kutuplu siyasete ne mahkumdur ne de mecburdur. Dersim'den biliyoruz, bizler kendi ittifak çalışmalarımızdan biliyoruz, demokrasi ittifak ruhumuzdan biliyoruz. Üçüncü bir yolu birlikte inşa etmek mümkün, üçüncü bir alternatif bir yolu inşa etmek mümkün ve bizler işte bunun için bugün buradayız, sizleri bunun için dinlemek istiyoruz, üçüncü bir yolun mümkün olduğunu. AKP, MHP faşizmine karşı iki kutuplu yaratmaya çalıştıkları o siyasi atmosfere karşı başka bir yolun mümkün olduğunu, demokratik bir siyasetin mümkün olduğunu ifade etmek bizler için çok önemli. İşte bir Alevi deyişi der ki, birimizin 40, kırkımızın bir olduğu, tam da bu ruha ihtiyacımız var. Birimizin 40, kırkımızın bir olduğu bir ruhla bir demokrasi ittifakını geliştirmeye, ortak mücadele zemini yaratmaya hepimizin ihtiyacı var. Bizler bugün bunları konuşmak için, bunların birlikte ilk tohumlarını belki de atmak için bir aradayız. Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi, sizin partinizin de bu anlamdaki düşüncesi nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması, Cumhurbaşkanı adayı olmasına bir engel mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Ya biz şunu söyleyeyim, bizim için bu konudaki esas olan ilkelerimizdir. Bu konudaki esas önemli olan ilkelerin ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'nin çözüm bekleyen gerçek meseleleri için neler söylenir? Dolayısıyla kişilerin kimliğinden, inançlarından ötesidir meselenin daha derini. Çünkü Türkiye'nin gerçek manada bir demokrasi sorunu var. Türkiye'nin gerçek manada çözüm bekleyen ciddi sorunları var. İşte kimliklerin tanınması, hak ve özgürlüklerin tanınması. Dolayısıyla bizler Alevi kimliğinin eşit yurttaşlık temelinde tanınması gerektiğini savunan, bu konuda çalışmalar yürüten bir partiyiz. Dolayısıyla Alevi kimliği bizim için çok hani böyle tartıştığımız bir mesele değil. Bizim için esas tartıştığımız mesele şu. Seçilecek olan veya gelecek olan Türkiye'nin demokratik sorunlarına çözüm bulacak mı? Alevilerin eşit, özgür yurttaşlık taleplerini kabul edecek mi? Kürtlerin kimliklerini tanıyacak mı? Kürtlerin ana dilde eğitim meselesinde taleplerini kabul edecek mi? İktidarın savaş politikalarıyla yürüttüğü savaş politikalarına dur diyecek mi? Güvenlikçi politikalar karşısında devam eden
doğa kırım politikalarına, ekolojik yıkım politikalarına neler diyecek? Bunlara dur diyecek mi? Çözüm bulacak mı? Demokratik bir anayasanın inşa edilmesinde neler söyleyecek? Ve yine devam eden o savaş politikalarının ve iktidarın yönetemediği o kriz, yönetememe krizin neden olduğu ekonomik sorunlara karşı nasıl bir çözüm hattı bulacak? Bunlar hepimizin cevap bekleyen meseleleri. Dolayısıyla bizim için mevzu bir günün seçimin sonunda başa geleceğin kimliği değil, ondan sonra neler yapacağıdır esas olan. Türkiye'nin demokratikleşmesi konu. Hepimizin talepleri var. Bu konuda her birimizin söyleyeceği çok şey var. Türkiye'de her gün insanların açlık sınırında yaşadığı, ülkenin bir uçurumun kenarında olduğu, emek sömürüsünün her gün yaşandığı, işçinin, emekçinin alanlarda grev halinde olduğu, kadınların kırım, bir cins kırım, bir kadın kırım politikasıyla her gün katledildiği bir ülkede bu sorunlara cevap olup olmayacağıdır. Bizim durduğumuz yer halkımızın bu sorunlarına cevap olacak mıdır, olmayacak mıdır? Dolayısıyla bizim için mesele tam da burayla, bu noktayla ilgilidir. Sorunlara çözüm olacak mı? Demokratik bir Türkiye'yi inşa edecek mi? Yoksa AKP-MHP iktidarının devam eden faşizminin baskıcı ve kırım politikalarına karşı biraz daha özgürlük sosuyla meseleyi yumuşatıp toplumu kandırmaya ve göz boyamaya mı çalışacaktır? İşin esası bizim için budur. Ve bizim tavrımız her zaman için özgürlükten, demokrasiden, halklardan ve inançlardan yana olacaktır. Parti olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Bizim için mesele aday tartışması değil arkadaşlar. Biz bir yıl önce kendi ittifak, yani daha doğrusu bir deklarasyon yayınlayarak bu konuya yaklaşımımızı, meselelere yaklaşımımızı Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da olmadığımızı, ilkelerimizi ortaya koyduk ve tavrımız hala o noktadadır.